programa hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün çok iyiyim, hava çok güzel. Anam, bir de bugün ayrı bir enerjim yok. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bayram alışverişine gidiyoruz ki. Vallahi en sevdiğim alışveriş bayram alışverişi arkadaşlar. Anam ıslatmasa beni bari ki. Ondan sonra dedim bugün sadece dedim bayram alışverişi yapalım dedim. Başka da bir şey eklemeyek arkasına dedim. Güzel bir video olsun inşallah dedim. Ve aham da bu arkadaşlar. Geçen sene olmuyordu, bugün oldu. O kadar çok mutluyum ki anlatamam size. İnşallah daha da çok zayıflarım ki. Önceki 56 kiloya kadar düşeceğim. Ama hedefim kaç kilo? 50 kilo. Değil mi kız? Hedef 50 kilo. Boya göre arkadaşlar. Boy küçük olunca kiloyu da biraz küçük tutmak gerekiyor. Boy yok. Ne yapayım hanım? Doğuştan kısa yok. Aman olsun Harry. Ben böyle mutluyum ki. Şimdiki önce nereye gidelim? Nereye gidelim? Bilmiyorum. İçimden 101'e gidek gibi geliyor ama önce bir SS belde tüketime bir bakalım ki. Değil mi? Bazı orada daha iyi. Aynen öyle. O zaman ilk rotamız SS belde tüketim arkadaşlar. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, SS belde tüketime geldim. Bakalım neler varmış neler. Hey, bakın burada ne kadar güzel şekerler var. Olmazsa buradan mı alsak anne bir değişiklik yapıp? Efendim? Ne kadar? 50 mi? Ana! Ne kadar pahalanmış ki? 1 kilo leblebi 50 TL. Ana! Arkadaşlar bu çikolata burada ucuz. Niktaş'ta çok pahalı. O yüzden alırsam buradan alacağım. Bir şöyle bir göz at vereyim. Bakın bakın. Şöyle çikolatalar. Çikolata severler. Neredeydi? Şöyle. Şu da güzel oluyor arkadaşlar. Azıcık alacağım. Aslında hiç almayacaktım da arkadaşlar. Bakmayın bana. Şöyle gösterivereyim. Acaba şu neyliymiş? 25 TL. Ha, fındık tıraşı. Bu 14 TL. Arkadaşlar. Şunu seviyorum. Güzel oluyor. Hayır, bu paketi böyle. Böyle paketi 25 TL. Çok pahalı arkadaşlar. Fındık pahalı ya. Şu. Çifte kalmıştı. Bir de benim. 58 TL'ymiş arkadaşlar. Fındıklı lohum. Şu. Sadesi. Başka lohum yok mu acaba? Yok. Şöylesi. Pahalanmış ya bu da. 15 liraya almıştım. 4 lira pahalanmış. Bakın burada da çikolatalar var. Ama ben böyle çikolataları pek sevmiyorum. 58 lira, 40 lira, 46 TL. Böyle paketli paketli. 45 TL. İstediğim lokumdan bulamadım ben ya. Evet, 55 TL olmuş arkadaşlar zeytin. Evde var, hala bitiremedik. Arkadaşlar gelmişken size yağların fiyatını da göstereyim. Şöyle. Şu. Görebiliyor musunuz? Bayram geldiğini anlayak diye bayram çikolatalar alıyor arkadaşlar. Evet, çikolata kaynıyor. Alma diyorum, durmuyor. Vallahi billahi. Arkadaşlar birinde bir yumurta çikolata vardı. Şeylerini, yorumlarını okudum. Bayağı kişi beğenmiş. Belki ondan şöyle bir paket alırım. Vallahi fazla da abartmak istemiyorum. Çünkü ev çikolata kaynıyor. Vallahi kötü olur diye de korkuyorum. Ben yemiyorum ya. Kardeşim de bu sıra yemiyor. Ama belki Samsun'a giderken yanına bir iki tane alır. Değil mi? Tatile gidecek bizim beyefendi. Vallahi biz de Mayıs'ın sonunda Allah nasip ederse gideceğiz düğüne. Allah'tan bir şey olmazsa tabii inşallah. Değil mi kız? Aslında plan neyini yapmayacağım arkadaşlar. Spontaneye kalkıp gideceğim.
Benim kardeşimin işi de o zaten. Spontane, aklımda hiç yokken ben diye bayram tatilinde diye Samsun'a gideceğim dedi, gezmeye dedi, tatile dedi. Arkadaşını da ayartmış arkadaşlar. Beraber gidecekler bakalım. Ay ay. Ben de en çok deniz görmeyi çok seviyorum. Görmeyi çok istiyorum arkadaşlar. Deniz hastasıyım ki. Sabahtan akşama kadar denizin dibinde oturabilirim. O denizin sesini dinleyebilirim. O kadar çok hoşuma gidiyor ki. Anlatamam size ya. Deniz aşığı bir insanım. Denizin dibinde uyurum bile. Vallahi. Ay. Evet arkadaşlar, 101'e geldim. Aa, kalabalıkmış da. Şöyle. Hemen bakalım. Şuradan, şundan almak istiyorum arkadaşlar. Hemen ilk şunu alıverelim. Bir tane böyle aldım. Arkadaşlar bir tanecik kalmış. Bunu da alayım. Tüh. Çilekler de 11.95'e düşmüş arkadaşlar. Alsam mı acaba? Güzel değil arkadaşlar. O yüzden almayacağım. Arkadaşlar A101 Plus uygulamasını indirenler yaz helvasını %30'da herhalde indirimli alıyordu ama şu an bulamıyorum yaz helvasını. Arkadaşlar bu ürün %40 indirimde A101 Plus uygulaması olanlara bir tane aldım. Arkadaşlar ithal muz 19.95'e düşmüş. Gayet de güzel. Arkadaşlar armut da 9.95'e düşmüş. Birazcık armut alayım. Ondan sonra muz aldım birazcık. 11.95. Geçen de 8.5 TL'ye almıştık. Şeyden. Patlıcan 15.90 BİM'den. Değil mi anne? Kabak. Kabağı da indirimde almıştık. 3 tane alsam yeter. Yeter. Bu uğrağı yemeyiz zaten. Evet. Dur. Ben şey yapayım. Arkadaşlar marketten çıktım. Toplamda 79 lira 73 kuruş ödeme yaptım. O helva 7 lira 18 lira bıraktı arkadaşlar. Gayet güzel bir uygulama. Çok beğendim. Her seferinde de kullanacağım inşallah. Evet bakın bakın arkadaşlar. Minnoş uyuyor yakın. Şunun güzelliğine bakın. Çok tatlı. Allah'ım ne kadar tatlı kız bu. Ay yerim seni ben. Uyarttım mı koşum ben seni. Hem o ne güzel bakış öyle. Bayağı yaşlanmış ki diye uyuyor diye. Uyuyor mi? Çok tatlı bir kuş arkadaşlar. Ve kuşları da çok seviyorum ben. Bayılıyorum. Hayvanları genel olarak seviyorum ama köpeklerden çok koruyorum arkadaşlar. Geçen de aklıma atıyordum az kalan. 10 tane köpek birden. Vallahi. Arkadaşlar Niktaş'tan çıktım. Şöyle annem ağzımı bir açsın da bayılacağım. Leblebi burada daha ucuzdu arkadaşlar. 47 liraydı iri boy. Şeyde 50 liraydı. SSB'de tüketimde. O içi pirinç patlaklı çikolata. SSB'de tüketimde 98 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada 97 TL'ydi. Arada 1 TL fark vardı. O öteki tırtıklı çikolata. SSB'de tüketimde 85 TL'ydi. Burada 88 TL'ydi. O da SSB'de tüketimde daha ucuzdu. Ben de leblebi aldım, lokum aldım. Lokum bayağı pahalıydı ki benim aldığım lokum. 70 küsür liraya çıkmış. Yarım kilo aldım arkadaşlar. Leblebi de aldım. Ondan sonra başka ne aldım? Neyse eve gidince zaten gösteriveririm. Şimdi şöyle marketleri dolana dolana bir gidelim bakalım. İndirimli şeyleri alırız artık. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Çok da yorulduk. Zaten taşıyabileceğimiz kadar aldık. Bunu bile zor getirdik. Şöyle hemen aldıklarımı göstereyim. Şöyle mango, ananas, mineralli gazlı içecek aldım. Ondan sonra karadut, frenk üzümü, iki şöyle altılı şey aldım. Ondan sonra kola aldım. Kıyma aldım arkadaşlar Niktaş'tan. Ondan sonra şöyle kokteyl, kuru yemiş aldım. Bu hurma çok hoşumuza gitti. İndirimdeydi. Bir tane daha hurma aldım.
Ramazan bitmeden alayım dedim. Biz çok seviyoruz arkadaşlar. Hele de annem. Bir oturuşta şu dizine iyi yani. Ondan sonra şöyle çikolata sos aldım. Beyaz çikolata sos. Muz aldım. Bu şey muzlardan. Ne onun adı? Çekiten muz mu diyorlar? Ne diyorlar onlardan? Ondan sonra şöyle yaz helvası aldım. Bu 17 lira küsürdü arkadaşlar. A101 uygulamasına özel 10 liraya aldım bunu. Bademli yaz helvası. Ondan sonra şöyle armut aldım 3 tane. Ondan sonra leblebi aldım arkadaşlar Niktaş'tan. Ve şöyle çifte kavrulmuş fıstıklı şey aldım. Bunun fiyatı da kilosu 78-75'miş. Benim aldığım ne kadar durmuş? 40 kusur. 41 lira 27 kuruş. Şimdiki iftardan sonra da arkadaşlar şöyle yine bir marketleri dolanırım. İstediğim çikolatadan bulamadım. O yüzden iftardan sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrardan selamlar. İftarımızı güzel güzel ettik. Karnımızı güzel güzel doyurduk. Çok şükür bugün de doyduk. Evet anacığım da arkamdan ağrım geliyor arkadaşlar. Dizlerinde bir sorun çıktı gene. Neyse bu kadının sorunları bitmiyor. Kemiklerim acıyor. Kemiklerim acıydı yıkıtı. Şimdik gündüz sıcaktan dolaşamadıydım. Dedim bari iftardan sonra dedim. Biraz şenlikli olayı dedim. Marketleri kapanmadan dolanıverek de dedim. Bir çikolata alak dedim. Dedim. Hem de birazcık da yürüyüş yapak. Yedik. Hem bakın. Belki dondurma da alırız. Gel. Ne diyor? He? Yavaş git. Topallıyı arkadaşlar. Düzeldiydi. Sürüklüyü. Evet. Düzeldiydi ama tekrardan başladı arkadaşlar. Vallahi aynen öyle. O havada mis arkadaşlar. Aynen. Vallahi anam kendimizi depeliyor. Ha bu saatlerde çıkmıyor da. Vallahi sen de deli yok biz. Ben hiç akıllı değilik. Yok da kuruduk. Vallahi. Kız susuzluktan dudaklarım kurudu. Vallahi. Ana dedim bu ne kadar böyle dedim. Neyse artık önce nereye gidek? Dört yola gidek değil mi? Yine turlayacağız. Tabii. Dört yol. Şimdi bengilere baktım. İstediğim çikolata yoktu. Belki dört yoldaki bimde vardır. Kız önümüz ardımız sağımız solumuz edip kaynıyor. Yemin ederim öleceğim ya. Şaka gibi. Bir de arkadaşlar kocaman kı. Ana bir de buralarda biraz ıssızmış. Çarşı tarafından gitmedik. Dört yola gittik ya. Bayağı ıssız. Kendi kendime şarkı mırıldanıp duruyorum arkadaşlar. Bir görseniz var ya beni. Gülersiniz kı. Bir kafam sürekli arkaya dönük. Bayım kıp it geleyim mi gelmeyeyim mi? Ne yapayım kı? Bile bile gönlüme yan diyemem. Gerisini unuttum. Acılara katlanıp kimseye sevemem. Sözüm ona aşk için ağlayamam. Yüreğimi dağlayamam. Korkudan şeyi de unuttum. Sözleri de unuttum. Sonunda geldik arkadaşlar dört yola. Bakalım inşallah içeride çekim yapabilirim. İnşallah Nevin abla vardır. Yoksa ötekiler çektirmiyor. Bir de bir kasiyer kız var. O da bir şey demiyor. Onların ikisini de çok seviyorum zaten. Annem ne buldu? Kandilsi miydi? Birazcık pahalanmış ama istersen bir tane alabiliriz. Güzel oluyor arkadaşlar. Hem de çok güzel oluyor. Bakın. Şu şeyi merak ediyorum. Çikolata. Ha efendim? Ya öyle mi? Bedava meyve sebze satıyormuş arkadaşlar. Paylaş diyor. Bakın aradığım çikolatayı buldum. İşte bu. 16 küsür TL'ydi herhalde. Tam bilmiyorum ama. Yorumları okudum. Beğenenler çokmuş arkadaşlar. O yüzden alacağım bir tane. 9.90'mış arkadaşlar. Bir tane bundan alıyorum. Bakın şöyle çikolataları gösterivereyim. Wow çikolata ne kadarmış. Hiç fiyatları da göremiyorum. İyice kör oldum. Hem de bayağı var arkadaşlar burada. Şuna kadarmış anne. Şuna bir bak. O da 16 lira olması lazım herhalde ya. 16.90 herhalde. Olmasa bir tane de ondan alalım. Yeter.
Ya çikolatalar çok pahalı. Aldığım bir şey çikolatası var ya da ne onun adı? Altı kağıtlı oluyor ya. Kız 200 liraya çıkmış. 200 liraya çikolata alamayayım mı? Bakın burada tavuk daha uygun. Bengiler Bim'e göre arkadaşlar. Burada her şey uygun. Tavuk, aynen öyle. Tavuk, kıyma. Aynen öyle. Kireç, dolabı doldurmasaydık. Yumurta. Yumurta da mı indirimde? Salatalık, biber. Aha bakın arkadaşlar patlıcan. Patlıcan 12,5. En sevdiğim sebze arkadaşlar. Şeyde daha pahalı ya. Aşağıki Bengiler Bim'de. Aynen öyle. Bakın kabak 7,90. Domates 8,5 TL. Evde domates vardı herhalde bizim baya. Salatalık var mıydı? Kavun mu kadar acaba? Kavun mu? Kavunun fiyatı yazmıyor. Muz, yerli muz. 11,75. Kız aslında şu güzel bir şeye benziyor. Biber var orada. Şu güzelmiş. Şu he, alalım. Salatalık alacak mısın? Alacağım demiştin. Bir iki tane al. Salatalığı severim ben. Abo, ne diyorsun kız sen? 23 liraymış arkadaşlar kavunun kilosu. Nerede hiçbirini bulamadım. Ana. Abo ki abo. Ama en azından sebzelerin sebzelerin ateşi düşmüş arkadaşlar. Vallahi. Anam patlıcanı 35 liraya aldığımı biliyorum ki. Bu deveci armudu nerede indirimdeydi? He 101'de 101'den almıştım. Yo indirimde değil. Ben 9.95'e aldım. Burada 11.25. Normalde 13.25. Ha. Diğer ürünlerde. Ama yok patlıcan hem güzel hem beğeniyorum ben buranın patlıcanı. Evet başka bir şey almayacağız. Evde var. Demanci. Bastian cheesecake 9.90'a düşmüş. Aha da şu hellame. Onu bir kere kendim yapmak istiyorum aslında. Arkadaşlar. Arkadaşlar her zamanki gibi aradığımı yine 4 yoldaki Bim'de buldum ki. Vallahi aldıklarım toplam 64 küsur tuttu arkadaşlar. Eve gidince zaten hepsini gösteririm. Şimdilik nereye gidiyoruz? Doğru Migros'a. Mehmet buyrağa girelim. Evet. Oradan Migros'a girelim. Sonra dondurma alalım ki dondurma. Alalım değil mi? Meşhur dondurmacı var arkadaşlar bizim burada. Dondurmaları bir harika kı. Bol çikolatalı. Bol çikolatalı. Kilolar gelsin. Ne yapak kı? Yemeyek mi? Yemeyecek. Ay, ay. Aynen öyle. Ezeki ama dondurmalar da beklesin. He, aynen öyle. Arkadaşlar şimdi dere kenarından ağrım gidiyoruz. İnşallah önümüze it mit çıkmaz. Biraz korkuyorum ben. Ne yapalım? Ay arkadaşlar ışıklar o kadar güzel ki. Annem de diyor niksara bak diye. Ne böceği gibi? Yıldız böceği. Yıldız böceği gibi diyor. Yıldır yıldır yanıyor ışıklar. Bile bile gönlüme yaslayarım. Acılara katlanıp kimseyi sevemem. Yüreğimi de alayamam. Kız dedim Enes'imi burada bir şey bulayım dedim. Bir çekeyim dedim. Deli kız. Her şey uçmuş ki. İki tane sadece atlet aldım arkadaşlar. 50 TL ki. 4 lira alsak 100 lirayı sulayacağız. Vallahi ama her şey çok pahalı arkadaşlar ya. Vallahi moralim bozuluyor. Tamam bir yerlere girdim mi hem akıl. Vallahi moralimiz bozuluyor. Vallahi. Kız normalde 100 liralık pantolon bile 180 liraya çıkmış ki. Benim giydim. 180 lira. Bir de ince arkadaşlar öyle şey değil yani. Keten miydi neydi herhalde değil mi? Şey değil ben de likralı değil. Likralı değil mi? Onun içinde olmadı. He olmadı annem alacaktım ama olmadı arkadaşlar. Valla. Anam nereden ne ses geliyor kız? Bir ses geliyor da anlayamadım arkadaşlar. Valla. Acaba vakıftan mı geliyor o ses kız? Özgür Güney Şafii. He arkadaşlar.
Di daha. Görebildiniz mi? Şey işte vakıf. Gurgu ne söylüyor arkadaşlar ha? Yok canım, girebiliyorsun direkt. Vakıf iş merkezi arkadaşlar. Orası da eşine ait herhalde. Hem canlı müzik yapıyorlar, çok da güzel yapıyorlar. Dıklım dıklımıdı gördüğüm kadarıyla. Gayet güzel. Mikserde zaten bir burası var. Bir de bir arada çatıya şey geliyor arkadaşlar. Öyle canlı müzik yapılıyor yani. Yoksa bir cacığı yok. Arkadaşlar meşhur dondurmacımıza geldik. Bakalım 7'şer liralık alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar dondurmamızı aldık. Güzel. Yiye gideriz artık kanka. Şeye Migros'a da gireceğim. Dondurması bir harika arkadaşlar buranın. Mikserler zaten bilir de. Miksara gelen misafirlerimiz direkt bu dondurmadan yiyebilir arkadaşlar. Aldığım şeyin indirim süresi bitmiş arkadaşlar. Hiçbir şey almadan geri çıktım. Vallahi şimdi yavaş yavaş eve yürüye gideriz artıkın. Aldıklarımı da evde hepsini gösteririm. Evde görüşürüz artık kız. Kız arkadaşlar. Allah'ın sevgili kuluymuşuz yakı. Kapıdan içeri adımımızı atar atmaz ışıklar gitti. Sohbalaydık. Annem korkudan ölürdük ya. Kendimi hemen yere çöktüm. Kardeşim diyor sirenler de çalıyor abla diye, anlayamadım diye. Gözlerim pörtlek oldu, böyle kaldı. Hemen telefonun flaşını açtım da öyle görünüyorum arkadaşlar. Hemen aldıklarımı göstereyim bari size. Şöyle kandil simidi aldım. Anam bu sirenler de niye çalıyor anlamadım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle. Aha geldi. Çok güzel. Şöyle bir tane de muz aldım arkadaşlar. Bir tane dediğim 1 kilo kadar muz aldım. Ondan sonra şunu aradım. En sonunda buldum her zamanki gibi. 4 yoldaki BİM'de buldum arkadaşlar. Birazdan bunu deneyeceğim. Yolda denemeye kalktım da açamadım ya kı. Hatta anneme vereyim onu açtırayım kı. Aç kaşını kı. Ondan sonra şöyle de bir çikolata aldım arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum, Hindistan cevizli. Ondan sonra evet bir de 3 tane 4 tane olmuş. 4 tane salatalık aldım arkadaşlar. Evet şimdi annem herhalde açtı, deneyeceğim. Bakayım beğenirsem size de hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Zor açılıyor kı. Aha, şöyle paketlermiş arkadaşlar. Hemen açıvereyim. Şu şekilde. Deneyim mi ha? Yani aman bir güzelliği yok arkadaşlar. Ama çok kötü de değil. Yenilebilecek bir şeydi. Hatta bir tık iyi de diyebilirim. Yani ama sonunda ağza güzel bir tat bırakıyor arkadaşlar. İçinde de fındık kreması var herhalde. Yani 10 üzerinden 7 diyeyim ki. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.